Yapay Zeka'da bu haftadan herkese merhaba. Merhabalar. 25. Evet 25 oldu. Çeyrek. Dalya. Dalya diyebiliriz buna. Bir geç yayınlıyoruz bu videoyu. Çünkü Apple'ın keynote'unu WWDC 2024'ü bekledik bu videoyu yapmak için. Dün gece yapıldı. Ertesi günde biz geldik. Gördüğünüz gibi anlatacak bir şey yok. Hiçbir şey söylemiyoruz. Görüyorsunuz. Mükemmel. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Gündemimize geçeceğiz ama önce şu gündem hazırladı Osman böyle bize kartlarımızı 4 ama sayfa dün akşamki Apple ama burada yok. Apple'la ilgili birazcık konuşalım. Ondan sonra zaten fazla aslında bu tarafa çok fazla girer miyiz bilmiyorum yani, ama muhtemelen özet geçeriz. Birkaç konulardan bahsederiz evet. Oradan da ama Apple lansmanı daha doğrusu Apple'ın keynote'unu izledik. Bizle beraber yatırımcılar da izledi Amerika'da. Ben en son baktığımda 690 bin kişiydi. Sen sonra finalde 700 civarına 800'e anlıkta çıktı. O da tabii sadece YouTube tarafı. Apple'ın üzerinden izleyenlerin sayısını bilmiyoruz. Evet, doğru. Ayrıca. Ama şu var ki lansman sonrası yani yapay zeka Apple Intelligence açıklamasından sonra Apple hisseleri %3.77 düştü. Peki bu hisseler düşerken bu yatırımcı bu parayı eve götürmüyor. Nereye kaydırmış bunun olabilir? Fizikte kuralı vardır hani değil mi? Değil bir mi? Neydi dengeler kuralı? Bir şey var mı? Bileşik kaplar kuramı. Bileşik kaplar. Microsoft hisseleri de %4.02 mi ne öyle bir manalı, şey. Manalı görüyorsunuz. Bir şekilde arttı. Yani. Şimdi ya Apple önemli bir lansman yaptı. Ben dün tweet de attım. Aslında baktığınızda yapay zeka tarafında hep biz şoktaydık. Hani beklemiyorduk bu kadar geri kalacağını ya da sessiz kalacağını. WWDC'de de mutlaka bir şeyler yapacağını öngörmüştük. Dün akşam yapılan lansmanda şunu söyledim. Ben onu tweette onu yazdım zaten. Kontrollü bir şekilde bir yapay zekaya geçiş var. Ve yapay zekanın aslında hepimizin kafasını karıştıran o onunla bunu, şununla bunu yap hikayesini daha derli toplu, daha çevresini netleştirilmiş bir şekilde kısıtlı bir şekilde kullanıcılarına sunacağını açıkladı. Ve bunun birkaç yöntemi olduğunu, işte nerelerde nasıl kullanabileceğimizin örneklemesini yaptı. Lansmanın 1 saat 5 dakikası süre tuttum ben. Keman çalarak geçti. Evet. Küçük bir keman. İlla böyle o açılış şirinliklerini Google'un da yaptığı gibi. Yani OpenAI'den sonra ben hep böyle o tarz bir şey bekliyorum. Net, sade, evet, konuya gir. Yani yani YouTube videolarında da hep öyledir. Yani bir saat keman çalarlar sonra konuya girene kadar beklersin meğer 7. dakikada başlıyormuş. Yani paraşütle atlamalar, ondan sonra şey yaptı, Yamakasi, nedir ona, şehir içinde oradan oraya merdivenden atlarsın evet, falan. Evet. Binanın içinde Apple Park'ta falan. Apple Park'ta yaptılar. Yani şovlu movlu başladı ama şov yatırımcıların satın almadığı bir şey. Yatırımcı tamamen 1 saat 5 dakika sonrakine baktı. Ya şey değil, bence kötü değil gelişmeler. Bu arada hani böyle yerden yere vurmak ya da yermek için değil. Kaçınılmaz olanı yaptı ama güzel entegrasyonları da var, güzel konu. Şöyle diyelim aslında, süper bir asistan yaratmış. Yani baktığınızda yapay zeka, Siri ve uygulamalar arası çapraz geçişler diyelim, cross geçişlerden bahsettiler. Aslında daha derli toplu bir şekilde yapay zekanın da desteğiyle size yardımcı olacak bir asistan gibi düşünebilirsiniz diyebiliriz. Şimdi burada baktığımızda Apple'ın Elon Musk da zaten tam beklediğim saatte topa girdi ve dünden beri sabaha kadar hala yarım saatte bir saldırıyor. Aslında zaten Microsoft hisselerinin de %4 artışının sebebi de o olabilir. OpenAI ile yaptığı Apple işbirliğinin detaylarında birazcık saklı o iş. Çünkü OpenAI'ya Apple datası ne kadar açılıyor? Şöyle söyleyelim, Apple ile OpenAI arasında belki bir maddi anlamda işbirliği imzası yok. Data anlamında bir öyle paylaşım var gibi yani, gözüküyor. O data da çok değerli bir data. Çünkü GPT modellerinin şu anda 4 omniye dayanmış olduğu sınırdan başka bir GPT modeline geçecekler. Önceki GPT-3.5 şeklinde gidiyordu. Evet. Leak olan, sızan bir GPT-2 vardı. Yeni bir training modeliyle eski versiyonları bile çok hızlı çalıştırabilen. Oradan Apple'ın değerli datasını alarak GPT-5'i 2025'e kalmadan sürmek niyetindeler tabii. Çünkü datayı aldıkları zaman training etme süresi 3 aylara kadar düştü şu anda. Evet ama burada şöyle bir detay var aslında. Dünyada milyarlarca kullanıcısı olan bir
telefon şirketi, yani Apple telefon üreticisi. Zaten ısrarla privacy, güvenlik, kişisellik, bilginiz asla sızmayacak diye iki cümleden birinde o geçiyor. İçindeki Neural Engine çipi sayesinde dışarıyla hiçbir bağlantı kurmadan bu datalar işlenecek. Ve... O da şöyle bir şey getiriyor. Yani şu anda mesela iOS 18'i Apple 12'lere kadar açacak ama şeyi kullanabilmek, yapay zeka özelliklerini kullanabilmeniz için kendi neural çipinizde 15'ten başlaması gerekiyor. Yani yeni modeli satmak için dayatmış olacak. Twitter'da ciddi bir öfke sezdim. Yani insanlar gayet tepki gösteren var ama burada baktığımızda OpenAI aslında Apple'daki kullanıcıların datalarından inanılmaz bir dil modeli bir havuzun içine düşecek. Evet, çok çok değerli. Devasa bir havuz ve bu bilgilerin ne kadarı paylaşılıyor olacak? Burada Elon Musk zaten şey dedi, eğer bu anlaşma bu şekilde yapılacaksa ben şirketlerimin hiçbirisine Apple telefon sokmam. Ziyaretçi arkadaş. Dahil dedi. Faraday kafesine bırakırsınız telefonunuzu ancak girersiniz dedi. Aynen öyle. Sonra yarım saat sonra Tesla telefon çıkarsam alır mısınız dedi. Sonra yarım saat sonra Samsung'la görüşmeye başladığımız doğru değildir dedi. Çok eğleniyor yani. Abi var ya. Fena halde eğleniyor. Bence en psikopat adam yani. Onun bulaşmasını hiç istemeyeceğim adamlardan biri hayatta bana. Yani, dünden beri sündürüyor konuyu. Şimdi buradaki dediğim gibi OpenAI çok büyük bir gol attı aslında Microsoft'la beraber. Microsoft'un zaten Copilot datalarını bir şekilde emikliyordu. Şimdi aynısını Apple'a da yaparsa. Ama burada şöyle de bir şey var. OpenAI'nin en büyük hissedarı Microsoft. Yani Microsoft da emikleyecek Apple'dan bir şeyleri bu durumda. Ya onu hiç düşünmemiştim. Olur mu dersin o yasalar? Bence yani emik açıldıktan sonra sınır kalmaz. Sınır kalmaz diyorsun yani. Microsoft'un Apple'dan veri alıp kendini train etmesi. Çok acayip bir şey. Arka sokaklarda neler oluyor? Ya, bunların hiçbirisini net bir şekilde bilmiyoruz tabii, şu anda. Bilmeyeceğiz de muhtemelen sızmazsa. Ancak Amerika'daki bu çok yakın kişiler oluyor ya böyle Apple'ın böyle her hareketini izleyip yorumlayan onlardan çıkan sızıntılar olursa ya, ama şöyle mesela not almışım. En güvenilir Apple leaker'ı Mark Gurman Apple'ın önümüzdeki hafta başlayacak WWDC 2024 etkinlikleriyle ilgili bir açıklama yaptı. Demiş ki abi Apple gelecek hafta yeni bir ürün duyurusu yapmayacak ki bu şimdiye kadar bütün öngörüleri tutmuş olan bir leaker. Evet. Ya bilemiyoruz yani yukarılarda hakikaten ciddi bir şey var artık bilgi sızdırmama konusunda. OpenAI'nin işe alırken ki el hareketlerimi kusura bakmayın. Dedem İtalyan olduğu için Cenovalı. Biz İtalyanlar başka türlü konuşamıyoruz. Sıcakkanlı insan. Sıcakkanlı insanlarız. Sağ olsun dedem, Rodrigo dedem. yani OpenAI işe alım sözleşmelerinde çok katı maddeler koyuyor. Yani eğer diyor burada gördüğünüz şeyleri dışarıda sızdırırsanız hayatınızı sağlam bir şekilde hırpalarız şeklinde. Aynen öyle. Muhtemelen Apple da aynı şekilde yapıyordur bu seviyedeki büyük yatırım. Çünkü yani 3 trilyon dolarlık bir firmadan bahsediyoruz. Bu verilerin şimdi herkesin önünde dolaşıyor olması o lansmanın zaten %4'ü çok daha fazla aşağı çekerdi değer kaybını. Yani tabii ki ama burada neticede şöyle bir şey var. Halka da açık bir şirket neticede hisseleri satılan ondan sonra bir yapıdan bahsediyoruz. Burada nasıl anlaşmalar yaptığını, Gemini'yle de görüştüğünü söylüyor bu arada. Yani Google tarafıyla evet, da görüşüyor. Görüşüyorlardı. Google'la biliyorsunuz hatta bundan dolayı mahkemelik de oldular. iPhone telefonlarının arama motoru default'ta Google geliyor. Yani bu sağlıklı değil, adaletli değil deyip ceza kestiler. Ama burada baktığımızda da Apple diyor ki ben seninle de görüşürüm, seninle de görüşürüm. Hani her türlü bu topa giriyoruz. Kendisi peki bir tane yapay zeka geliştirecek mi? Yani onun bunun desteğini yanlamasının dışında acaba onlardan öğrenip bir şeyleri sonra kendisi bir şey çıkartır mı? Bu da önümüzdeki senenin konusu. Zaten sonbaharda gelecek doğru düzgün kullanımı Amerika'ya olmak üzere. Bu arada ne kadar toparlayacak, ne yapacak? Bir de söylediği şey M1 çipler üzerinde kendi makinenizde çalıştırabileceksiniz ama tıkandığı yerde cloud'a gidecek. Cloud'da çok güvenli bir şekilde hiçbir verinizi biz görmeyeceğiz. İsteyen gelsin bununla ilgili atmos kodları üçüncü parti incelemeciler baksın güvenlik açığı var mı yok mu buna da açığız falan gibisinden bir güvence verdi ama yani bir kere OpenAI'ye bulaştığınız zaman bu işin çok kaçışı yok ya. Ya onu bilmiyoruz işte biz de o kadar detaylı ama soru işareti bir bölüm. Bu arada şöyle de bir şey var. Microsoft'un recall özelliğinin ağababasını masaya koydu Apple. Evet. Ve çok daha güvenli bir şekilde. Yani bu sürekli bütün hareketlerin kaydedilip geri gidilip bir şeyin geri çağrılması
işini çok daha sağlıklı bir şekilde yapabileceğini gösterdi. Bu arada iPad'e hesap makinesi geldi ve o çok önemli bak. Kendileri de çok ince bir gönderme yaptılar. Hesap makinesi geldi iPad'e dediğinde hey diye bir ses koydular. Efekt koymuşlar. şaka gibi bir şey tabii. Yani iPad'de uzun yıllardır en çok istenen şey hesap makinesi olmasıydı. Dışarıdan üçüncü parti uygulamalarla hesap makinesi kurabiliyordun iPad'e. Ama o da ama bu arada onu da boyut atlatmışlar. Bayağı böyle de bir de şey var böyle bir şey yay şeklinde bir şey var. O yayın açısını hesaplayıp formül çıkartıyor. Çizerken onu el yazısını algılayıp cevap vermesi falan. Evet, o ama enteresan. Bu oradaki sunmuş oldukları bütün Apple'a özgü bir şey olan özelliklerin tamamını zaten OpenAI'ye daha önceki lansmanlarında benzerlerini göstermişti. O özelliklerin çok büyük kısmını da biz zaten kullanmaktayız. Ha nedir? Entegre kısmı, her programın içine dahil etme olayı. O zaten ekosistemin izin vermesiyle çok rahat çözülebilecek. Nesne yönelik programlamada Android'de de aynısını yapabilirsin. Yani şeyi bağlarsan, ana makine koda yapay zekayı. Aha. Yaptığın her hareketi takip edebilir. İşte yazılarda formülleri yazıp işte yani, hesap yapıp. Bu zaten Omni'nin şeyinde vardı. Yan pencereyi açıyorsun şeyde bilgisayar ekranında. Tabii. Bir tarafta Omni çalışırken yan penceredeki her şeyi görüp sana onunla ilgili işte filmi özetle, yok işte bu matematik probleminin çözümünü ver gibi falan. Bunun oraya gömülmesi mucizevi bir iş değil. Tümüyle OpenAI'nin yeteneklerle olur. Işte klasik Apple'ın güzel ambalajıyla tekrar ısıtılıp önümüze kondu. Bu lansmanı Windows 95 lansmanındaki Steve Ballmer sunuyor olsaydı esas şovu gördük o zaman. Takla atarak girerdi. Takla atardı vallahi. Bir şeyler yapardı. Hakikaten öyle. Bu arada lansmanda bahsedilen Siri'nin geliştirilmiş versiyonunu artık kullanacağımızı, logosu da değişti bu arada. Siri de çok acayip bir asistana dönüşüyor. Yani beklenti oydu zaten ya. Şeyle ilgili Android'den aslında çok alıntılar yapılmış bir. Android'de çok uzun yıllardır kullanılan, hatta bizim yapay zekada bu hafta ilk başladığımız zaman evet. Emoji Kitchen'ı anlattık. Neydi bunlarınki? Cemoji miydi? Cimoji mi? Öyle bir şey. Öyle bir şey olmuş bunlarınki de. Farklı artık şeyler, çeşitli emojiler üretebilecek. Atıyorum Osman'ın doğum günü var. Osman'ın fotoğraf galerisindeki görüntüsünü alıp ona bir pasta bilmem ne yapıp doğum günü kutlaması yapabilecek. Bu Canva'da uygulama olarak 6 aydır var bunu yapmak. Ama işte yani. Girişte söyledim daha derli toplu bir hale gelme hikayesi var. Evet. Apple onu çok güzel yapıyor gerçekten. Yani bir şeyleri derleyip toplayıp basit kullanabileceğin şekle getirme kısmında iyiler adamlar. Sonra şey yazma, bir metni alıp işte dosya canlısı daha ciddi, daha bilgilendirici yazma. Ta ilk programımızda anlatmıştık biz bunu Copilot olarak. Tonlamaları. Hatta klavyeyi nasıl gömülebileceğini, yanınıza ücretsiz taşıyabileceğiniz. Microsoft bu alanda çok daha önce hareket etmişti. Bayağı da kullanışlı ve Apple daha halen daha piyasaya sürmüyor. Ayrıca iPhone 15 sahibi olmak gibi minik bir teferruat var. %4 düşmesi çok bana şey... garip gelmedi. %3.77 düzeltiyoruz. %0.23 çok büyük rakam. 3 trilyonluk firmada bayağı para ediyor evet. Öyle yuvarlayıp kestirip tamam. Atacağımız gibi değil. Şaka bir tarafa. Aslında dediğim gibi bu dünkü lansmanın sonucu da aslında yatırımcı bize söyledi. Yani evet. Bu malı biz satın aldık. Vision Pro ile ilgili güncellemeler falan var. Hani onu herkes anlattı zaten. Öve bitiremeyen giller var zaten biliyorsunuz. Apple fanları. Ben hala daha o aletin o kadar kullanışlı olduğunu düşünmüyorum. Kafamda öyle ağır bir şeyle bir şeyleri yapıyor olmak bana doğru gelmiyor. Hani insan doğasına da aykırı zaten. İnat ediyorlar bence, zaman kaybediyorlar. Bir süre sonra hiç sanki onlar o ürünü çıkarmamış gibi yok edecekler, unutulacaklar. Yani hep Apple imajını koruma konusunda hatalı işlerini çok rahat alın altına süpürür ve devam eder. Aynen o kadar öyle. Çok var ki Apple tarihinde. Bu tarz mesela küp şeklinde yapmış oldukları şeyler, bilgisayarlar, ondan sonra şeffaf olanlar, şeffaf laptoplar falan, rengarenk, şekerli. Öyle değişik şeyler sonra deniyor. Sonra biz hep minimalden tarafa falan değiliz. Biz ancak şıkırdım, jelibon şeklinde ürünleriniz vardı yani, kullandık, gülüyoruz. Şıkırdım. Evet, yani bir lansman. Şimdi bundan sonrası ne olacak tabii? Lansmanda söylenen şu, Amerika'daki kullanıcılara Eylül'de diyor, açıyoruz biz bu işi. Ondan sonra beta developer versiyonu var. Ben yüklemedim iPhone 15'ime.
Pro Max var ya bende. Evet. Yani ben yüklemedim. Amerika'dan almıştın. Evet, oradan aldım. İçine SIM kart bile almadım. Evet. Yani öyle duruyor sadece. Yani kamera olarak kullanıyorum. Kamera olarak kullanıyorsun. Düşün, koca telefon kamera olarak kullanıyorum. Ama o da başka bir tercih tabii ki. Görüntü kalitesi. Politikleşmiyoruz. Sonra bazı takipçilerimiz kızıyor. Bize bir sürü laf söylüyorlar. Geçen şeyin bölümün sonunda bir ufak bir dayanamayıp politikleştik. Yani ama orada da hani pas geçilemeyecek görülmemesi, hani kızdığımız şey zaten kimsenin görmediği İsrail'in Filistin halkına yaptığı zulümdü. Bununla ilgili garip garip reaksiyon verenler de oldu. Onları boş ver, biz çok kale almayalım. Yani Apple, uzun lafı kısası, Apple Intelligence diyerek yapay zekaya net bir daha giriş yaptı. Daha önce machine kendinde learning, işte neural learning falan, deep learning kavramlarıyla geçiyordu. Bu sefer direkt AI ve şey olarak, LLM olarak adını koydular yani. Aynen öyle. En son Siri'de isterseniz Siri'nin bu halini, isterseniz direkt GPT-4 Omni'yi kullanabilirsiniz ücretsiz falan dediler. Çok güzel. Siz Eylül'e kadar bunu sürene kadar muhtemelen sizin sürümünüzden bir gün önce GPT-5'i sem sürer piyasaya yani. O hiç acımaz. Asıl oradan ben bekliyorum bir hareket. Yani neticede şey çok büyüyor bu iş. Evet. Ve artık yapay zekaların birbirleriyle tartıştığı ortamdayız ya. Yani evet. Arada hani Ali Koç'la Aziz Yıldırım'ın moderatörünü yapan çocuk gibi biz kalacağız arada, iki yapay zeka arasında. Ama bu işte esas şimdi bunlar hepsi altın madeni aramaya çalışıyor ya. Küreyi satan kazanmakta. Nvidia. Nvidia dükkanında böyle. Tabii böyle duruyor. Peşin satan şeklinde. Ha, gel. Yani diğer hepsi Nvidia'nın çiplerine muhtaç. Apple'da dahil olmak üzere. Hepsine birden çip satıyor. Kendisi de bu işlere girdik. Yapay zeka modelleri üretiyor. En son mesela Computex'e bir sürü açıklaması vardı. Çok mutlu almıştım ama. Computex onun kalesi biliyorsun. Kalesi. Tayvan. 4 adet yeni Nvidia AI laptop. Ondan sonra yeni dil modeli Rubin. İşte en hızlı yapay zeka işlemcisi şeklinde, ki işlemci maşallah tepsi kadar falan. Evet. Yani bizimlerle ilgisi yok yani. Biz şey konusu bile değiliz. Onun hedef kitlesi bile değiliz o İyi, işlerde. Tamam, 30 bin dolarlık çipi alıp da elinize... Elon Musk onun hedef Elon Musk kitlesi falan. Yani burada madenciler hepsi diğer işte Apple dahil olmak üzere. O da madenci olarak olaya dahil oldu ama küreyi satan kazanmakta. O dükkanın müdavimleri ondan. Aynen öyle. Oturuyor. Tam yeri gelmişken de dünyanın en büyük ikinci şirketi oldu. Oldu. Microsoft'un ardından. Nvidia şu anda değer olarak baktığımızda 3 trilyon doların üzerine çıkarak Apple'ı geçti. Ama bu hype söner gibi mi geliyor? Ben bunun market cap'inin düşeceğini düşünüyorum. Yani bu 3 trilyon dolarlarda Nvidia, çünkü rakipsiz değil. Yani AMD'si Intel'i atak yaparsa tabii. Çin AMD'de arkalardan gelme niyetinde. Tabii orada Çin'in de fonksiyonunu es geçmiyorum ama ben asıl burada farklı bir yerden bakayım. Microsoft sanki farkı biraz daha açacak. Dördü gören şirket olacak gibi geliyor bana da. Yani Apple'la makası açacak ya da ikinciyle arasını biraz daha açacak gibi geliyor. Bu %4'lük ataktan sonra nasıl cevap verirler bekliyoruz sabah. Heyecanlandım. Android kullanıyorum. GPT'nin Android app'ine girdim. Yeni bir güncelleme var, yükleyin dedi. Hemen yükledim, ne geldi falan diye. Pek bir şey gelmemiş. Ufak minor bir düzeltmeler yapmışlar. Dedim aha şey, sesi falan açıyorlar mı? Omni'yi tam kullanmaya. Çünkü para ödüyoruz bak. Semer, evet ya. Biz her ay 20 dolar ödüyoruz. Gene İtalyanlaştım. 20 dolar ödüyoruz. Lütfen yani. O zaman kapatalım biz. Ya, diğer ya, taraftan hayır, yanlardan iade kullanalım. İade etsinler ya paramızı. Madem böyle çok geliştirme ya, olmayacak. Devlet buna bir şey yapması lazımdır. Haberlerden gidelim. Ya üniversite sınavları vardı. Umarım sınava giren arkadaşlar sınavları iyi geçmiştir. Zor olduğu söyleniyor. Matematiğin özellikle bayağı kalın olduğunu söyleniyor. Buna bir çözüm bulmaya çalışan Denizli'de bir arkadaş da kopya çekmiş, yapay zeka destekli ama Türk polisi yakalar. Onu konuştuk kayıttan önce. Amerikan polisi yakalayamayabilirdi. Yani çünkü onların kafada öyle bir şey yok. Bizim sıradan bir Amerikalı üniversite sınavında daha fazla soru yapmak için böyle bir şeye kafa yormaz yani. Bayağı düzenek kurmuş yani. Ciddi adam bayağı çalışmış. Arge bence yapmış. Bu bizim teknoloji üniversitelerimizden bir tanesi. Mesela Gebze'de falan vardı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Bu arkadaşı alıp direkt başlatın. İkinci, üçüncü sınıftan hatta yani. Adam küçücük bir ayakkabının içerisine, ayakkabı küçük mü bilmiyorum. Ben 45 numaralı adamın ayağı da. Yani bir ayakkabının içine kurduğu sistem ve bunu yapabiliyorsan niye üniversite okuyorsun? Amerika'da bilgisayar şu bitirmiş diğerleri abi. Hepsi bırakıyorlar anında. Ama işte Türk polisi yakalar dediğim o. Türk polisi direkt yakalıyor. Anlıyor mevzuyu ve onunla ilgili de demo yapıyor. Videosunu da çekip yayınladılar onlar da. Evet. Yapay zeka üniversite sınavlarına da girmeye başladı. Ama bakalım bizim ülkemizde bu sene
kazanamadı. Haberlerden birisi oydu. Onun dışında bütün yapayla aynı anda çöktü haberi var. Onu hiçbir şey olmamış gibi kapattılar konuyu. Yani GPT-4 gitti, Cloud gitti, atıyorum sana ondan sonra... Grok gitmedi. Elon Musk da tabii buldu ortamı. Çok dalga geçmişti onda. Yani hepsi birden çöktü. Bak Grok sapasağlam ayakta falan diye. Bir anda bütün yapay zeka modellerinin, dil modellerinin işlevsiz kalması, akşam üzerine doğru düzelebilmesi ki ona bağlı çalışanlar, ben de dahil olmak üzere, hepimiz afalladık. Ne kadar çok şeyimizi oraya tahvil etmişiz. Ya yaptırmak demişiz. Elim ayağınmış. Elim ayağınmış meğer. Yani ofiste kimse kalmamış elemanlarımdan dizisiyle dönüp tek herkes beni terk etmiş. Elle yazdım falan. Dedim biz yani işin şeyi tarafı bu Midjourney'lik çıkışında falan konuşmuştuk ya ilk bölümlerde. Biz yapay zeka işte robotlar gelecek, dünyayı ele geçirecek falan böyle karanlık bir şey beklerken sanattan, müzikten, resimden girdi falan. Tabii kana çabuk karıştı. Evet oradan girdiler falan diye. Şimdi işimizi o kadar kolaylaştırıyor ki maalesef benim iyi ki. Onsuz bir gün bile geçirdiğin zaman veriminin hızla düştüğünü hissediyorsun. Evet doğru kullanmak lazım tabii. Mesela haberi yapıp da altına da promptu koymayacaksın mesela. Sıvadılar onu. Ya adamlar. Maç şey miydi o? Sporla ilgili bir şeydi. Sporla ilgili bir şey. Başkanlık seçimiydi galiba. Aziz Yıldırım, Ali Koç mu? Ali Koç'un bir cümlesinden alıp, Ali Koç'un bu cümlesinden yola çıkarak bir haber metni ürettir demişler. onu silmeden yayın atmışlar. Bu arada Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde ezine peynirinin sahtesini anlayabilmesi için bir yapay zeka geliştirilmiş. Gurur mu duyayım, utanayım mı bilemedim. Güzel bence, ben memnunum. Daha penası var. Şüpheli Ahmet yapay zeka imana çağırdı. Yani bizim Türk insanı olarak yeni teknolojilere, gelişmelere, yeni dünyalara uyum yeteneğimiz hakikaten has havada. Müthiş. Yani kendileri bir TV vaizi, Amerika'dakilerin muadili olarak ben öyle görüyorum. İşini de iyi yapıyor. Evet. İyi bir şovmen, konusuna hakim, teatral. Ama yapay zekayı imara çağırmak nedir yani? Abi 40 yıl düşünsem hakikaten aklıma gelmezdi ya böyle bir şey. Hani yani, geçen bölümde inanılmaz. Devlet büyüklerimizin... yapay zekayı takip etmelerini, konuya hakimiyetlerini, evet. Hakan Fidan'ın konuyla ilgili gayet bağlamı bütünlüklü olarak röportaj vermesini falan anlatmıştık ama. Kuantum bilgisayarlarla olan hakimiyet. Cübbeli'den ummamıştım. Evet. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde federal düzenleyiciler çok ciddi bir operasyona başladılar. Microsoft, OpenAI ve Nvidia'nın yapay zeka endüstrisinde oynadığı baskın rollere ilişkin antitrust soruşturmaları yürütmesine izin veren bir anlaşmaya vardılar. Bu hareket hızla gelişen yapay zeka sektöründe artan inceleme ve düzenleyici eylem anlamına geliyor. Bu anlaşma nedir? Şimdi bu federal düzenleyicinin girdiği top aslında çok önemli. Buradaki tehlike altındaki marka sence hangisi? Intel. Nvidia. Doğru. Onun parasını çökecekler mi illa bir şekilde? Nvidia sen öyle ikinci sıraya da yükseldin. Evet, evet. Büyük para. Öbürü OpenAI ve Microsoft Amerikan şirketi olarak bakıyor. Ama Nvidia bir Rockstar'a ait ve Tayvanlı menşei olarak baktığında. Son vermiş olduğu fotoğrafı konu edelim mi? Uygun görmezsen sonra kesersin. Ama hakikaten Rockstar en son sütten imzalıyor. Evet evet gördüm canım. Niye ki keseyim ya? Yani, sansürcü müyüm ben? abi hakikaten popstar muamelesi görüyor. Ama işte federal düzenleyiciler de bütün büyük starlara yaptığı muameleyi çekiyor. Vergi, para, arada ne anlaşma var? Ne yapıyorsunuz siz? Şimdi burada Microsoft'ta bir şey olmaz. Bill Gates bu işlerin kralı. Yani şapkayı ters giydirir. Yani başka bir şeyin aslında ters giydirir yollar da. Donunu. Evet. OpenAI da zaten ortağı olduğu bir şirket. Şimdi bunların aralarında bir üçlü çeviriyorlar. Bunda bir şeyler dönüyor. Biz de bunu anlamak istiyor diyor Amerika federal düzenleyicileri. Bu önemli bir gelişme aslında. Bakalım kayyum atanacak mı Nvidia'ya? OpenAI'dan ayrılma bir grup çalışan eski geliştiricilerden isimlerini saymayın çok bir şey ifade etmeyecektir. Aynen. Gelişmiş yapay zeka hakkında uyarma hakkı başlıklı açık bir mektup yayınladı. Daha önce de akademisyenler yayınlamışlardı. Elon da imza koymuştu. Aha. Yani bu insanların böyle bir şey uyarıda bulunuyor olmaları birazcık ciddiye alınması gereken bir şey. Çünkü hakikaten paldır küldür ilerliyoruz. Frene basılmayacaktır. Bu mektuplar kale alınmayacaktır muhtemelen bu kadar büyük pazarda. Ben de bilmiyorum ama hani kontrolsüzce gitmesi birazcık tabii endişeye de sebep oluyor ama nereye yoracak bakalım. Eleven Labs'te text-to-sound özelliğiyle alakalı birkaç deneme yaptı. Bana da yolladı hatta. Ben de bir şey bekliyorum. Pırt pırt diye osuruk sesi yapmış. Bana atıyor bak abi nasıl oldu diye. Yani arkasından bir şey de... Şimdi Eleven Labs daha önce de bahsetmiştik yani. İnsan konuşmasını, metni dudak senkronlarıyla falan çok başarılı yapıyordu.
Yudio ve Suno'dan sonra onlar da ses, müzik üretme işine falan girdiler. Artı ses efekti. Çok ciddi bir pazar o da. Bütün reklam dünyasından Hollywood'a evet. kadar. Mesela denediğim şeylerden bir tanesi bagajdan indirilen, yere atılan ve sonra çamurlu suda sürüklenerek göle atılan cesedin sahnesinin sesleri şeklindeydi. Bildiğiniz bagajdan şeyin yere düşlandığı dinleyerek pomp sesi. Bunu hissettim. Evet, ondan sonra yerde sürüme sesi ve en son göle atılışı çuvalla. Yaşı bizim gibi olanlar hatırlar. Efektör Korkmaz Çakar da işsiz kaldı. Korkmaz Çakar, da, evet. Efektörlük de bitti. TRT şeylerini hep çıkardı tabii, en sondaki. Tabii tabii, aynen öyle. Gerçekten enteresan bir şey aslında, deneyim yaptın. Evet. Yani bunu yazarak ses halinde ürettirmek. Üretiyor yani. Çok enteresan. Gerçekten zaten Ağustos'ta bu Sora'nın şeyi, videoyu artık hani ne kadar ne yapacak, stüdyoları açacaklar mı bütün kullanıma? O Çin'den gelen bu geliştirmiş olan edevat şeyden sonradan daha iyi şu anda. Öyle olunca mecburlar sadece Hollywood'a saklamaya, yani kamuya açmak durumundalar ki yayılsın, güçlensin. Bu arada ByteDance bir uygulama daha açtı browser üzerinden, o neydi? O da normal text to picture, text to video ve yüklediğiniz herhangi bir fotoğrafın düzenlenmesi, anime edilmesi gibi şeyler, özellikler üretiyor ve ücretsiz. Video kısmı sadece şey, ön kayıt istiyor. Oldukça başarılı. Çin, yani ByteDance yarışı hiçbir şekilde bırakmıyor. Vallahi bence de ve çok iyi yapıyor işlerini. Çok iyi. O konuda bence dikkate alınır. CapCut'ı ben kullanıyorum. Bu kesinlikle. Videoların hepsi CapCut'la editlenip karşılıyor. Ya şöyle bir şey var. Mesela bunu gene bu Çinlilerin gayet affetmez şekilde geliştirilerle ilgili not almışım. 2023'te machine learning açık kaynak yapmayın, Çin onu çalacak. Yani makine öğrenmesini, dil modeli geliştirme açık kaynak yapmayın, Çin onu çalacak şeklinde haberler vardı. Yeni düşen haber, İstanbul Üniversitesi Çinli bir gruptan bir modeli adını değiştirerek almış. Çok iyi. Sızmış tabii, yani verdiği tepkiler falan şeyler, hangi dile daha öncelik verdiği falan anlaşılmış ki Çinliler geliştiriyor falan. Sonra araştırdıklarında üniversitenin bir tanesinin geliştirdiği bir model. Bu arada Batı Doğu'ya çökmeye başladı, yani oradan çorlamaya başladı. Evet evet, bu arada yapılan bir araştırmada da %99.6 civarında ChatGPT'nin yanıltıcı bilgiler verme eğiliminde olduğu gibi bir istatistik de var. Farklı yapay zekalar da öyle, yani çok fazla yanlayabiliyorlar bunlar. Halüsinasyon hikayesi. Bu da enteresan. Bilemediği yeri hala dolduruyor. Aynen öyle, bayağı da güzel, böyle özgüvenli iteliyor yani. Sen bana güven abi şeklinde. Abi böyledir bu, sen yap, yaz diyor falan yani. Yani neticede enteresan gelişmeler olmaya devam ediyor yapay zeka aleminde dedikten çok sonra. Çok konu var ama. Artık evet. Süremiz bayağı uzun bir bölüm oldu. Apple lansmanına ayırdık Apple. Bir kısmını. Umarız yani son gelişmeler sizde de birazcık şekillenmiştir kafanızda, nedir ne değildir diye. Biz zaten takip edeceğiz. Şimdi küçük bir bayram tatilimiz olacak. Önümüzdeki hafta bölüm girmeyeceğiz. Ama teknolojide bu hafta serisi başlıyor. Onunla ilgili de duyuruyu buradan da yapmış olayım. Çok sık görüşeceğiz orada. Farklı bir video serisi bu. Orada da benimle beraber Reels ve YouTube özellikle çok yoğun bir şekilde karşınızda olacağım. Teknolojik gündemi çok sıkı ve sıcak takip edeceğiz orada. Onun için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, çana bildirimleri yani açmayı unutmayın. Videomuzu bol bol da paylaşın. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Şimdiden ödeyelim. Hoşçakalın. Bay bay.